Evet, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan düğünler sınırlı da olsa başladı. Evlenecek çiftler takı alışverişinde şimdi uzmanlar son zamanlarda piyasada çoğalan düşük ayarlı Suriye altınına karşı uyardı. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır işte cevabı. Düğün sezonu açıldı. Evlenecek çiftler kuyumcuların yolunu tuttu. Taka alışverişi hız kazandı. Hem gram altının düşük fiyatta olması hem de sezonun açılması bayağı bir hareketliliğe neden oldu. Benim bir kolyem vardı onun için zaten değişimi için gelmiştim. Öyle genel olarak düğün sezonu diye altın almıyoruz. Almıyordum fiyatları düşünce almaya başladık. Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı, evlenecek çiftler de altın almaya başladı. Ancak uzmanlar bu dönemde piyasada çoğalan Suriye altını konusunda uyarılarda bulunuyor. 21 ayarla 22 ayar altınları gözle ayırt etmek maalesef mümkün değil. E, klips kısmında 875 yazar 21 ayarların. 22 ayar olanların klips kısmında ise 916 yazar. O da 22 ayarın ibaresidir. Piyasa Suriye altınıyla doldu. Bu altınlar yüksek ayarda gibi görünüyor ama değil. Elimde görmüş olduğunuz bu kolyenin bugünkü tutarı 7400 lira. 22 ayar üzerinden hesaplıyoruz ama 21 ayar olsaydı 7100 liraya düşüyor bunun değeri. Bu kolyede yaklaşık 300 lira gibi bir rakam oynuyor. Ancak bozdurduğunuz zaman da işçilik farkı 300 lira yani Toplamda 600 liralık bir değer kaybı oluşabilir. Şu an elimdeki bu altın kolye 21 ayardan yapılmış bir Suriye altını. Eğer siz bu altını 22 ayar olarak almış olsaydınız tam 300 lira bir zararınız olacaktı. Uzmanlar internette satılan altınlara karşı da uyardı. 22 ayar diye satın alınan bilezik ve kolyelerin 21 ayar olarak gönderildiğine dikkat çekti. Dolandırıcılar genelde 22 ayar ibaresiyle satış yapıyorlar ama gönderdikleri ürünün de 21 ayar olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden vatandaşlarımız mümkün olduğunca kurumsal olmayan firmalardan alışveriş yapmasınlar internet üzerinden. Tüketicilerin düşük ayarlı altın alması çok zor. Bu nedenle altın alırken dikkat etmek gerekiyor. Kendi sürekli gittiği kuyumculardan alışveriş yapmalı tavsiye edebiliriz. Değil yani bilezik de alsan, künye de hepsine gittiğimiz esnafa güveniyoruz. Tandık diye ona göre alıyoruz. bilmediğimiz yere gelmiyoruz. Kendileri yıllardır burada.